Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Hi guys, my name is Enis Kirazoğlu and this is our channel. My wife. Nasıl İngilizce? Vay, nereden çıktı bu? İngilizce öğrendim. Neden biliyor musun? Türkiye'de YouTube çok para vermiyormuş. Dedim ki global İngilizce global yayınlar yani. Yaparak 5 saniyede olsa İngilizce yayın yaptım. Aa, Melo. Meloş. Ne oluyor lan? Merhaba. Sen nereden çıktın? Bugün sizlerle beraber sevgili karıcığım Şebnem'le birlikte, Şebnem sevgili karıcığım kendisi, Şebnem'le birlikte bir şeye bakacağız. Şebnem çok fazla detay vermek istemedi çünkü video esasında. Video esasında olsun istemedim aslında. Dün öyle tabii ki de akşamları bir araya geldiğimizde sohbet ediyoruz. Ben de Enis'e dedim ki, Enis mandalya etkisini biliyor musun dedim. Ondan sonra biliyorum dedi. Ben de ne peki dedim. Ondan sonra durdu, ya unuttum neydi dedim. Bilmiyorum artık, biliyor muydu, bilmiyor muydu. Ha, böyle hatırladık. Gerçi herkese böyle tanıdık yok, geliyor. Mandalya deyince Nelson Mandela aklıma geldi. Herhalde onun etkisi geldi kafama yani. Nelson Mandela. Tamam, onun etkisi ne ya? Mandalya etkisi diye ortaya çıkan şey ne? Hayır, kişilik olarak onun etkisinden bahsediyorum. Yani hani yaptığı şeylerden bahsediyorum. Dizi etkisinden bahsediyorsun. Dünyaya yani olan etkisinden bahsediyorum. Mandalya efekt diye bir şey var. Onunla ilgili konuşalım istemiştim aslında dün. Ondan sonra anlatmaya başladım. Neydi ya falan dedi, hatırlamıyorum dedi. Sonra ben anlatmaya başladım mesela. Dedim ki işte hani dedim Mandela, işte Nelson Mandela var ya dedim. Onu dedim herkes 1980'lerde hapishanede öldüğünü düşünüyormuş. Ama adam 2013 yılında işte ölüyor, vefat ediyor. Ama hani herkes, nedense herkesin algısında 80'li yıllarda adamın ölmüş, öldüğü var. Hani bununla ilgili bir şey. Hemen dedi ki sus tamam dedi, işte böyle şey yapma falan dedi. Bunu anlatma falan dedi işte böyle. Video çekerken konuşalım bu konuyu dedi. Ve biz akşam oturduk konuşmadık. Böyle yani hayatımız böyle. Biz bu kamera açık olmadan asla konuşamıyoruz, sohbet edemiyoruz. Evet. O yüzden ben de şimdi Enis'e bir test yapmaya karar verdim. Çok fazla anlatmadım ama yani genel olarak işte mandalya etkisi bu. Hani bize de şey vardır, Münir Özkul gibi yani. Hani evet. Münir Özkul öldü mü ölmedi mi? Herkes öyle bir şey... Allah gecinden versin. Ya Allah gecinden versin tabii. Öldü mü bu arada ben bilmiyorum. Yok. Ölmedi değil mi? Aramızda evet. Tamam yani onu... Ve şimdi Münir Özkul'u alıştığında çağırıyoruz. Bizdeki algı da o şekilde. Sonra bu nesneler üzerinde işte insanların algısı işte değişebiliyormuş. Ben de şimdi Enis'e birkaç tane test yapacağım. İnternette öyle testler etmek geldim çünkü. Bakalım kaç tanesini bilebilecek. Yani öyle, onu merak etmiştim. Bu arada şeyden istemeden çok güzel bir şey yaptım. Bu YouTube'da çok popüler bir içerik, biliyor musun? Test yapıyoruz içeri aslında. Öyle mi? Hem test yapalım çok o zaman. Beleş bir içerik, hem de çok basit bir içerik, hem de çok kolay bir içerik, hem de insanların da hoşuna giden bir içerik yani. Ben öyle gördüm en azından. Mesela akıllı mıyım testleri var, şunu ne kadar iyi biliyorum testleri var. Öyle testler de yapabiliriz şimdi. Kanalımız için faydalı olabilir bu testler. Şimdi... Deli galiba yani. Bilmiyorum seni şey yapmamız lazım, bilmiyorum kurtarmamız lazım. Senin hastalığa doğru gidiyor yani bu işin. Evet. Neyse başlıyoruz, tamam mı? Bunlardan hangisi doğru? Looney Tunes mu, Looney Tunes mu? Sağdaki. Sağdaki. Evet, aslında doğru. Çünkü normalde Looney Tunes olması normal kartoon'dan hani evet, insanın aklına kalır ama Tunes onu biliyorum canım. O kadar da değil. Hangisi? Ha, bu zor. Coca-Cola mı, Coca-Cola mı? Sanırım sağdaki ya. Ne, burada neyde şey düştün ki, şüpheye düştün? Yok, tire var ya arada. Tire var mıydı? Öyle mi düşünüyorsun? Yoktu diye düşünüyorum ben işte. Sağdaki diye düşünüyorum. Hangisi doğru diye sormuyorum. Evet, evet sağdaki ama doğru diyorum. Değilmiş. Tire varmış, evet. Yalnız ben yani şey alttaki yazıları okumadım da ben şuradakine baktım, şöyle bir amblem ben görmedim yani Coca-Cola diye. Aynısı zaten. Aynı amblem, sadece onunla tire var. Ama nokta yok normalde. Varmış işte, öyle diyor. Sen de yanlış biliyor musun ki? Testi yaparken bile yanlış biliyor musun? Hayır, ben yapmadım. Test falan yapmadım ben. Öyle bak, sen bir de yanlış hatırlıyorsun. Normalde tireliymiş işte, arasında varmış. Ben inanmıyorum. Yani şey değil, yazılı böyle ama burada böyle çizgi olduğunu hiç... Öyleymiş, bakacağız. Yok mu evde? Bir evimize Coca-Cola sokacağız. Hayır yok şimdi, nereden olacak Coca-Cola'mız? Biz hiç Coca-Cola alır mıyız? Hayır. Hayır, hatırlamıyorum. Ben ne bileyim bu Amerikan markaları. Bunu boş ver ya, bunu ben bilmiyorum. Bu bildiğimiz bir şey mi? Bunu biliyoruz. İki eyle mi, tek eyle mi? İki sanki. İki eyle mi? Evet. Yanlış. Ben de iki eyle diye hatırlıyorum ha. Bunu boş ver, bunu da bilmiyoruz. Hiçbirini bilmiyoruz. Ha, 80'li City, 80'li City. Bak bu olabilir. Bu çok meşhur bir dizi çünkü. Hangisi? Sex and the City diye biliyorum ben. Evet, evet. Doğru biliyormuş. Evet, ben de doğru. Peki bu çok hangisi? Monopoly'de? Ha, şimdi bir dakika. Aradaki fark ne? Rich Angle Pennybex, Rich Angle Pennybex. Aslında aralarında fotoğrafta bir fark var. Ne fark? Gözlük var, gözlük mercek, yok. Aynen. Mercek var diye hatırlıyorum ben. Mercek var diye hatırlıyorsun. Evet, var diye hatırlıyorum. Ama mercek yokmuş aslında, biliyor musun? Ama ben mesela ben bunu şey yapmadım ya. Hani mercek yok ama aslında Monopoly ilk çıktığında mercekli çıkmış. Ama öyle ondan mi? Sonra onu kaldırmışlar. Ve zaman... ondan sonra herkesin algısına illa ki o yerleşir. Hani bu şey değil ki. Buradan BuzzFeed'i kınıyorum. Bilmiyorum. Yani bu bana biraz şey gelmişti. Yalan soru. Aynen. Geç bunu. KitKat. KitKat.
Ne farkları var? Gene tire muhabbetine evet. girdik yani. Sanki KitKat'ta tire olması gerekiyormuş gibi hissettim ben ama yok galiba ya. Yok mu diyorsun? Evet yokmuş tabii. Doğru bildin. Her zaman gibi. Pikachu! Ne farkı var ki aralarında? Ha kuyrukta siyahlık var. Var kuyrukta siyahlık ya. Emin misin? Hayır değilim. Bir dakika. Var mıydı lan siyahlıkta kuyruk? Şuraya bir Pikachu yazsana bakalım. yok. Yok siyahlık yok. Yok, yok, yok mu diyorsun? Yok. Doğru. Yes. Bu kadar kısa mıydı? Evet kazandım. Ne oldu? Niye kazandın ki? Kazandığım bir şey yok. Sadece algılar iyiymiş. Aslında şey mesela... Nedir neden... Mandela etkisi? Anlattım ya. Hayır anlattın da ama yani hani... mesela popüler örnekli olarak... Ya tam olarak... Ben sana neden bahsettim? Ha Volkswagen vardı mesela. Volkswagen'de V ve W birleşik mi yoksa aralarında boşluk var mı? Mesela onu koymamışlar buraya. Bu niye buradan yapmıyor? Bir daha yaz Mandela Effects diye internete. Ya Türkçe yaz Mandela etkisi yaz diyeceğim. O zaman telif melif atarlar. Burak efekt yazsa. Mickey Mouse karakterinde askı var mı yok mu? Pantolonu var ya Mickey Mouse'un. Ha mesela aslında en popüler olanlar bunlardı. Neden askı var? Yok bilmiyorum. Askı var diyorsun ama aslında yok biliyor musun? Doğru cevabı ben vereyim yani. Askı yokmuş. Hadi ya Mickey Mouse'un pantolonun askı evet. Mickey Mouse yaz bakayım şuraya. Ha bu pantolonun düğmesi varmış. Askı varmış gibi duruyor ama sanki. Askı yani... var da hep şöyle yapıyormuş yokmuş. Gibi duruyor evet, değil hani mi? Sanki hep şöyle. Şöyle bir reis gibi duruyormuş gibi bir şey var. Ellerini koyuyormuş gibi falan. Bu Pikachu'yu yaptın zaten. Ama Volkswagen'de hangisi mesela doğru? VW, ben mesela sağdaki doğru derdim. Ama öyle değil işte, arada boşluk varmış mesela. Yapamamışlar demek ki. Yani amblem olmamış, öyle olmaması lazım. Onu ben bilmiyorum. Bir dakika, meraklı çocuk. Kaç bir meraklı çocuğun kuyruğu var mıydı, yok muydu? Vardı ya kuyruğu. Hatırlamıyorum ki ben öyle bir şey. Yani kuyruksuz maymun mu oldu birader ama yoktu kuyruk falan. Genel olarak aslında örnekler bu zaten yani. Evet, yani en popüler bu. Olanları Monopoly, Volkswagen, KitKat falan ama Coca-Cola'yı mesela ben de görmemiştim, gördüm ve inanmıyorum arada çizgi olduğunu. Yani şey kısmında. Bakalım. Google elimizin altında Coca-Cola. Cola yazdı. Cola. Evet çizgi varmış. Bayağı net çizgi varmış. Aa, yani. Evet biz ya baksana. Hiç neden öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama Türkiye'deki versiyonunda belki de yoktur Şebnem. Bilmiyorum. Aslında şey diye düşünüyorlar. Acaba yani geçmişe gidip bir şeyler değiştiriliyor da ondan sonra hani önümüzdeki geleceğimizi etkilemek için küçük küçük değişiklikler mi yapılıyor falan diye böyle bir muhabbet çıkmışsa. Bayağı teori yürüyor. Yani evet yani, tamam. Mesela şey falan da diyorlar. Bu Hugo'da küfreden var ya çocuk. Onun aslında da efsane evet olduğunu falan söylüyorlar. Aslında öyle bir şey. Ama herkesin algısında öyle o bir şey. O Hugo'da küfreden çocukla ilgili şöyle bir muhabbet var. Sözün arasına girdim çiçeğim. Exorcist'e zamanında bunu başta açılmıştı. Tolga abi dediğimiz abimiz de zamanında programlarda demiş ki öyle bir şey olmadı. Bu bir efsane. Bunu bulursanız hani bunu arabaya geçecek falan gibi bir şey söyledi. Bir şey fakat sonra Exorcist'ten bir tane kullanıcı bunu bayağı araştırmış. Hakikaten görüntüyü bulamamış ama görüntü arşivlerde yokmuş çünkü görüntüleri falan ama o dönem çıkan gazete küpürlerine falan bakmış ve o konunun bahsedildiği yazı küpürleri bulmuş. Ertesi gün evet hemen köşe yazılarında, evet, köşe yazılarında onunla ilgili evet haberler bahsetmiş. Falan çıkmış. Bayağı da kaynak vermiş hatta sonra da arabamı bekliyorum diye altına yazmıştı ama ilginç hakikaten efsane bir muhabbet ya küfreden çocuk. Yani Mandela etkisi kafası oluyor. Mesela bugün dışarı çıkıp sorsak Hugo'da biri küfür etti mi çocuğa diye yani evet yani öyle bir şey oldu falan diye herkes öyle söylüyor ama belki hakikaten öyle bir olay olmadı. Belki yani. Hakikaten şey yok. Mandela etkisi dediğimiz olay da bu aslında ama isminin Mandela etkisi olması Nelson Mandela'dan geliyor şimdi. Biliyorum da 2013'te adamın ölmediği, 2013'te öldü. Ölünce. Ölünce mi korunmuş yani Mandela etkisi? Tabii ölünce şimdi herkes... Yakın zamanda ortaya çıkan bir şeydi. Tabii yani öldükten sonra herkes o 1980'de hapishanede dövmemiş miydi falan diye. Herkes oluşturdu algı bu olduğu için o şekilde Mandela Effects diye o şey vermişler. Nelson... Ben söyleyemem sen ben olsa bir şeye bakacağım. Bu mesela şey de diyorlar, paralel evrene falan da bağlamaya çalışıyorlar bu etkiye. Yani nasıl böyle olabilir, hafızamız nasıl bize bu şekilde bir oyun oynuyor olabilir falan diye böyle düşündüklerinde. Mandela'nın olduğu bir film vardı, benim seyrettim. Şunu seyretmedim, Long Walk to Freedom da. Mandela'nın evet, yandan olduğu sporu da konu alan bir film vardı, Invictus diye, yenilmez. Bu filmi de seyretmeyseniz seyredebilirsiniz, güzel bir filmdi. Hatırlıyorum şimdi. Bu muydu? Aklıma geldi. Clint Eastwood'un yönettiği bir film. Güzel bir filmdi diye hatırlıyorum yani. Tavsiye ederim. Hadi bir de film tavsiyesi. Video kapanışında öyle bir şey olsun bari. Peki paralel evren mi gibi? Bu da başka bir videonun. Ya hayır ya. Böyle bir şey bulamam yani. Şu anda konuşurken bir paralel evren olması heyecan veriyor tabii de. Yani düşünmüyorum öyle bir şey. Mesela rüyaları falan paralel evrene yoruyorlar. Yani hani rüyalar hala açıklayamıyoruz ya rüyamızda gördüğümüz şeylerin insanları. Ne açıklayayım? Söyle aratayım hemen. Ne? Fil mi gördün? Hayır, anlamadı mı? Rüyada fil görmek Google. Falan diye böyle. Hemen Google'a çok yaz. Çok zengin olacaksınız. Yani para yapar demeyeceksiniz. Sıkıntılarınızı
paralelinizi atıyorsunuz, çok zengin oluyorsunuz. Paralelinizle mesela... ilgili kim demiş? Yok mesela şey yani rüyalarla ilgili şey diyorlar da çünkü hani sonuçta paralel evren bizim verdiğimiz yani kararlar var ve her kararımız doğrultusunda bin tane işte evet. şey olasılık oluşuyor ve bunlar mesela... paralel evrende aslında gerçekleşiyor. Rüyalarımızda gördüğümüz şeyler de aslında o verdiğimiz kararlarda o paralel evrende yaşayacağımız kısmı gösteriyor falan diyenler var. Ben mesela sanmıyorum. Atıyorum rüyada işte öldürüldüğünü falan görüyorsun. Ha, verdiğin bir karardan dolayı sonuçlanacak olan şeyi orada görüyormuşsun gibi. Ben korku filmi gibi. Rüyamda uçtuğumu da gördüm. Hangi karardan sonra uçmaya başlamışım rüyamda mesela. Bu da ilginç bir tartışma konusu olabilir. Keşke o kararı burada da verseymişim. Yani ben rüyanın tamamen bilinçaltıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ki genel olarak öyle kabul ediliyor zaten. Bilinçaltı kabul ediliyor ama bilinçaltında tabii paralel evrende bir şeyler alıyor musun almıyor musun onu bilemem ama sonuçta dejavu dediğimiz şey de mesela bize şey geliyor. Aa ben bunu daha önce yaşamıştım hissi de ona baktığın zaman sanki böyle paralel evrenle bağdaştırıp açıklanabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor mu sana? Ya biraz o şey böyle yaşadığımız dünya kadar sıkıcı ki farklı şeylerin vuku bulmasını istediğimiz için böyle teorileri seviyoruz ama paralel evren tabii ki de hani gerçekte yani bilim adamlarının da paralel olduğuna inandığı düşünceler var. Yakın zamanda Elon Musk söylemişti bunu ya. Bu Elon Musk bu bayağı bilim abimizdir kendisi. O da galiba paralel evrenle ilgili, paralel evren olduğuna dair bir işaret, yani bir inancı olduğunu paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Ama olabilir olmayabilir tabii. Bu bizi şu anda hani bence var diyebileceğimiz bir konu değil ama inanıyor musun diye sorduğun zaman inanmak isterim. Öyle bir şey olmasa heyecan verici olabilir. Ya bu arada ben bilmiyorum. Mandal etkisine baktığım zaman çok fazla aa gerçekten mi falan diye şaşırdım böyle yani bakıp da öyle değil miymiş diye etkilendiğim bir kısmı olmadı. Bu sadece benim açıkçası dikkatsizliğimden kaynaklanıyor. Yani ve hakikaten beynin yaptığı şey... hani böyle oyun oynadığı oyun falan böyle gerçekten hani görsel olarak hani bir tane elbise muhabbeti falan vardı hatırlıyor musun? Şey, insanlar bakıyordu. Yani görsellik aynen altın, evet mavi sarı. Onun gibi bir şey yani. Onu ilk öğrendiğimde ne kadar korkmuştum. Ben bir şey demiştim. Sen ne görmüştün? Ben mavi görmüştüm. Sen sarı görmüştün. Aa evet. Sarı görmüştüm. Doğru biz o zaman. Evet. O zaman geceydi bir de böyle. İşte şöyle göster. Okan Bayülgen'de mi çıkmıştı o? İlk orada gördüm ben. İnternette gördüm ben ya. Hayır internette görmedim. Ben görmedim. Ben İkimiz televizyon izlerken görmüştük galiba onu. O işte şey diyordu. Arkadaşlar işte böyle tartışmalara yol açan bir elbise var şimdi göstereceğiz bakalım falan gösterdi ben mavi siyah dedim sen hayır ya sarı falan dedim ben de hiç olaydan da haberim yok ve gerçekten öyle mi görüyorsun dedim gerçekten öyle mi görüyorsun bin kere evet, sordum yani inanmadım öyle gördüğüne ondan sonra internetten falan baktı böyle insanlar ikiye ayrılmış onu öyle görenler diğer türlü görenler. Ya o tamam çok yine... korkmuştum mesela. Ben o zaman çok korkmuştum ya. Bu kadar denk... Ama korkacak bir şey yok ki. Bu kadar denk gelecek bir şey olamaz. Sanki böyle doğaüstü bir şeyler falanmış gibi. Evet elbisenin ya, üretildiği yere gidiyoruz şu anda diye. Düşünün aynı şeye bakıp farklı görüyor. Ya tabii ki de herkes farklı görüyor. Yani bu şey olarak da tabii renkleri farklı görmek şey bir durum değil de. Ben sana onun hikayesini anlatayım mı? Neymiş zamanında bebeğim? O elbiseyi yapan adam... Ne olmuş? Zamanında o elbiseyi yapan adam ölmüş. Zamanı ne zamanmış? Ne zaman yapmış elbiseyi? İşte 2005 mi 2006 mı ne? Sonradan ölmüşsün. İşte ölünce laneti üzerine çökmüş elbisenin ve demiş ki bu adam elbisenin rengini karısı beğenmemiş. Demiş ki inşallah demiş hiç kimse bu elbisenin rengini adam akıllı göremez demiş. Bu ne ya mavi siyah inşallah keşke sarı beyaz mı olsaydı demiş. Evet o günden sonra o adamın sarı beyaz lanetlisi öyle elbise olmuş. Bu da böyle şok edici ve ilginç bir hikaye olur umarım sizin için. Saçmaladı ya. O zaman şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.